Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugünkü videomda sizlerle birlikte bu LDR ile gece yanan, gündüz sönen lambanın devresini tasarlayacağız. Evet arkadaşlar, öncelikle malzemelerimizi tanıyalım, daha sonra devremize başlarız. Görmüş olduğunuz bir adet 5x5 ebatlarında delikli plaket. Bir adet 12 volt veya 5 voltluk röle arkadaşlar. Ben şu an 12 voltluk röle kullanıyorum. Sizler isterseniz 5 voltluk röle de kullanabilirsiniz. Bir adet BC548 transistör. İsterseniz BC547 de kullanabilirsiniz. Bir adet LDR. Bir tane 10K potansiyometre. Bunun iki tane bacağı var diyeceksiniz. Ben orta bacağını, sağ veya sol bacağının birine lehimledim arkadaşlar. Siz de bu işlemi yapacaksınız. Şöyle de 3 tane kullandım ben Clemens. Bunların biri enerji girişi için, biri röle çıkışları için, biri de LDR'nin girişi için arkadaşlar. Çünkü bu uygulamada LDR'yi farklı bir yere bağlayıp kontrol kartımızı evimizin içine veya artık nereye kuracaksak oraya kuracağımız için Clemens şeklinde bağlamayı tercih ettik. Öncelikle rölemizi kartımızın üzerine bir takalım, delikli plaketimizi. Ondan sonra başlayalım. Evet arkadaşlar, rölemizi bağladık. Şimdi de LDR'mizi takacağımız Clemens'i bağlıyoruz. Şuraya taksam yeterli olacaktır çünkü. Şöyle en üst kısmı bağlayalım. Şimdi de rölemizin çıkışlarını bağlayacağımız Clemens'imizi takalım. Şuraya takalım onu da. Evet. Şimdi bunları sırayla lehimlemeye başlayalım. Daha sonra diğer malzemelerimize bağlarız. İlk başta LDR'mizin bacağının birini rölemizin bacağına bağlıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar, LDR'mizin bir bacağını rölemize bağladık. Şimdi sırada transistörümüzü bağlama işleminde arkadaşlar. Transistörümüzü konnektör base emitter diye 3 bacağı var. Konnektör bacağımızı rölemizin diğer bacağına bağlayacağız. Hemen takalım. Şu anda şöyle taktık arkadaşlar. Şimdi şunu şöyle eğelim. Bu iki bacağını da bağlayacağız. Şu an bağlantılarını yapmış olduğumuz bacaklar rölemizin tetikleme bacaklarıdır. Şurada da zaten bobini görüyorsunuz arkadaşlar. Bobin tetikliyor. Burada normalde açık ve normalde kapalı olan kontaklarımızı aktifleştiriyor veya kapatıyor. Şimdi bu bağlantıyı sizlerle sağlayalım arkadaşlar. Şimdi bunu da lehimleyelim. Gelin. Evet, transistörümüzün konnektör bacağını rölemizin bobin ucuna bağladık arkadaşlar. Şimdi sıradaki işimiz transistörümüzün orta bacağını, yani base bacağını LDR'mizin bacağına bağlamak. Şunu da şöyle yatırıp onu da oraya lehimleyelim. Evet arkadaşlar, base ucumuzu da LDR'mizin diğer bacağına bağladık. Şimdi sırada potansiyometremizi hemen devremize ekleyelim. Evet, potansiyometremizi de ekledik arkadaşlar. Şimdi evet, potansiyometremizi taktıktan sonra şimdi transistörümüzün emitter bacağını arkadaşlar potansiyometremizin bir bacağına bağlayalım.
Evet arkadaşlar, transistörümüzün tüm bağlantılarını sağladık. Şimdi potansiyometremizin bu diğer bacağını götüreceğiz. Transistörümüzün orta bacağına lehimleyeceğiz arkadaşlar. Şu bacağı. Transistörümüzün orta bacağına lehimleyeceğiz. Evet arkadaşlar, potansiyometremizin diğer bacağını da transistörümüzün base bacağına bağladık. Şimdi sıradaki bağlantımız artı ve eksi hatlarımızı belirleyecek bir tane klemens takacağız arkadaşlar. Onu da şuraya takalım. Şöyle bundan biraz ayrı bağlayayım. Evet, artı ve eksi hatlarımızı belirleyecek klemensimizi de bağladık arkadaşlar. Şimdi artı hattımızı götürüp direkt şu pine bağlıyoruz. Yani LDR'yi bağlamış olduğumuz rölenin pinini. Şunu getirelim. Şuradan şuraya artı şeklinde bağlayalım. Bunu ben kabloyla atacağım. Evet arkadaşlar, artı hattımızı götürüp rölemizin bir bacağına bağladık. Yani rölemize LDR'mizi şu şekilde bağlayacağız zaten. LDR'mizi bağladığımız bacağa artı hattımızı bağladık. Şimdi eksi hattımızı götürüp transistörümüzün emiter bacağına bağlayacağız. Yani potansiyometremizin bacağını bağlayacağız. Evet arkadaşlar, eksi bacağımızı da transistörümüzün emiter bacağına bağladık. Sıradaki bağlantımız. Şimdi rölemizin bacaklarını teker teker şu çıkıştaki klemense bağlayalım. Aşağı doğru indirerek. Evet arkadaşlar, rölemizin çıkış bacaklarında klemense bağladık. Şimdi geçelim biraz rölemizin çalışma mantığını sizlerle birlikte kağıdın üzerinde detaylıca inceleyelim. Malzemelerimizi kenara koyalım. Bir tane bağlanmamış rölemizi elimize alalım. Rölemizde 5 tane bacak var arkadaşlar. Bunların 2 tanesi şuraya çizdiklerim. Yani şu 2 bacak, bu bacaklar rölemizin bobin bacakları. Yani tetiklemeyi sağlayan bacaklar. Bunlara enerjiyi biz veriyoruz. 12 volt veya 5 volt enerjiyi buralara veriyoruz. Burada da 3 tane bacağımız var. Bu 3 bacağın ortadaki olan bacak ortak bacaktır. Bu 2 bacak da normalde açık ve normalde kapalı olan kontaklar. N, A yazalım. N, K yazalım. Bu da ortak bacağımız. Şimdi biz bu uygulamada transistörü LDR üzerinden tetikleyerek rölemizi aktifleştirmek için kullandık. Yani şöyle anlatayım sizlere arkadaşlar. LDR'mizi şuraya takacağız. Kapattığımız an, karanlık çöktüğü an arkadaşlar, LDR transistörü tepkime veriyor ve transistör de rölemizi aktif hale getiriyor. Bu rölenin içerisindeki şu görmüş olduğunuz ortadaki dil, rölenin içerisinde manyetik alan oluştuğu zaman şu üstteki şey üzerine çekiyor ve bu dil sağa sola hareket ediyor. Yani şu şekilde. Biz burada bobinimize artı ve eksi hatlarını bağlıyoruz. 12 volt veya 5 volt arkadaşlar bağlantımız. Biz şu an 12 voltluk röle üzerinde çalışıyoruz. Buraya da 220 volt bağladığımızı düşünürsek. 220 volt geliyor buraya arkadaşlar. Şurada bir dil var. Yani şu ortadaki dili diyorum ben. Dil diyorum onu. Ortadaki dil kapalı olsun. Burası normalde açık olsun. Normalde kapalı olan kontağımıza bağlı. Şu an bu bobin aktifleşmediği anda bile arkadaşlar, aktifleşmediği anda bile 220 voltu buradan iletiyor. Ama rölemize 12 volt veya 5 volt enerji verdiğimiz zaman bu dil buradan kopup aşağı normal açık olan kontağı kapatıyor ve buradan da lambamızı bağlamıştık buraya diyelim, nötrümüz de buradan geldi. Şu an bobine enerji geldi ya, lamba yandı. Yani burada da
Bu mantığı kullanarak bu potansiyometreyi de hangi dirençte lambamızın yanmasını istiyorsak ona göre ayarlayacağız arkadaşlar. Şimdi buna LDR'mizi bağlayalım ve diğer enerji hatlarımızı da bağlayalım. Şu klemansımızı gevşeteyim ben. Evet, LDR'mizi bir bağlayalım buraya. Evet, LDR'mizi bağladık arkadaşlar. Şimdi buna 12 volt hattımızı da bağlayalım. 12 volt ve GND hatlarımızı bağlayalım. Klemensimizi açtık. Burada GND hattımız transistöre giden hat. Volt hattımızı da şöyle diğer kabloya bağlayalım. Enerji hazır arkadaşlar. Buraya da artık neyi tetikleyeceksek onu bağlayacağız. Evet arkadaşlar, şimdi de geçelim lambamızı bağlama işlemine. Öncelikle prizimizden gelen faz hattımızı şuraya takalım. Yani rölemizin ortak bacağına giden ucu arkadaşlar şöyle. Daha sonra çıkışımız için lambamıza giden kabloyu bağlayacağız. Çıkışımız da normalde açık olan kontağa bağlanacak arkadaşlar. Evet, şimdi 5 volt ve GND hatlarımızı güç kaynağımıza bağlayalım. Evet arkadaşlar, bir videomuzun daha sonuna geldik. Kısaca videomuzu özet geçecek olursak, bu videomuzda sizlerle birlikte LDR ile transistör üzerinden röleyi tetikleme uygulaması yaptık arkadaşlar. LDR'miz karanlıkta transistörümüzü tetikliyor ve rölemizin bacakları, normalde açık olan bacağı kapanıyor. Normalde kapalı olan bacağı açılıyor arkadaşlar. Ve rölemizin bacaklarına neyi bağlarsak onu aktifleştiriyor veya kapatıyor arkadaşlar. Buna benzer videoların devamı için kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Burada görmüş olduğunuz tüm malzemeleri aşağıda açıklama kısmında bırakmış olduğum siteden alabilirsiniz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.